Rusya ordusunda baş veren bugünkü prosesler Kremlin Ukrayna muharebesinde ne kadar çıkılmaz bir vaziyete düştüğünü gösterir. 140 milyondan artık ahalisi olan bir devlet muzlu şirketlerle mükavele imzalamalıdır. Niye onların hizmetlerinden istifade etmelidir? Eğer Rusya devlet olarak muzlu şirketlere mühtaç idise, o zaman niye milyardlarla dolar vesayetler harcayıp Rusya ordusunu saklıyorlar? Yani mantık olarak bu orduda ikitreliğin aradan kaldırılmasına yönelik adımlar kimi kaleme verilse de, aslında bu Rusya Müdafiye Nazirliği'nin diğer özel şirketleri idare etmekte yüzleştiği problemlerden haber verir. Wagner'in rehberi olan Prigojin hem Rusya Müdafiye Nazirliği hem Rusya Başkarargahı hem de Kremlin özü için büyük bir baş ağrıcı çevrilip. Wagner'in Şoygu ile bu muharebede farklı mövqelerde dayanması Rusya ordusundaki negatif prosesleri daha da süratlendirecek. Çünkü Prigojin'i destekleyen kifayet kadar çok sayıda Rus generallarının olması da bir faktör. Bugün yaranan problemler Rusya için payız mevsimine kadar daha ciddi mağlubiyetler vaat edir.